أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمين. اللهم آمين. أما بعد، Rabbimiz Allah Azimuşşan bu cuma saatlerinde yapmış olduğumuz dualarımızı kabul eylesin. İçimizdeki dertleri, tasaları bertaraf eylesin. Mümince, Müslümanca bu dünyadan yaşayıp bu ıssız yolda imanımızla öbür tarafa gitmeyi Rabbim bizlere nasip ve müyesser eylesin inşallah. İlahi ya Rabbi, bizler çok aciziz, noksanız, eksiyiz. Kullukta zayıfız, duada zayıfız, ibadette zayıfız, sabretmede zayıfız, tevekkülde zayıfız. Hayatın bütün kararlarında an ve an zayıfız, aciziz ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, sen güçlüsün, sen muktedirsin. Senin her şeye gücün yeter. Bizler ise zayıf, aciz kullarız. Sen bizim bu zafiyetimizi gider, bizi zayıflık içerisinde bocalayan, zayıflık içerisinde iman dışı kalan ve Rabbine karşı sorumluluklarını yerine getiremeyen kullardan eyleme ya Rabbi bizleri. Değerli Müslümanlar, her ne kadar aciz de olsak, güçsüz de olsak, güçlü olan bir Rabbe iman ediyoruz. Her şeye gücü sonsuz yeten, her şeyden haberdar olan, her şeyi gören ve El-Kadir ismiyle bütün alanlara güç yetiren elhamdülillah ki bir Rabbe iman ediyoruz. Bu acziyetimiz içerisinde, bu tembelliğimiz içerisinde, bu gevşeme halimizde bile Rabbimizin Esselam ismine iman ediyoruz, ona sığınıyoruz. Çünkü gevşememek, elden ayaktan düşmemek, insanın diyelim yorulması, bütün bunların hepsi Rabbimiz Allah Azimuşşan'dan beridir. Gevşememekte, aciz kalmaktan, elden ayaktan düşmekte bizim gibi kullara hastır, Allah Azimuşşan'a has olan bir şey değil. Onun için de Rabbimiz kendi sıfatında bir tane isim var, Esselam ismi. Onunla kullarına yer yer nedir? Tecelli ediyor. Yer yer onu kullarında gösteriyor. Bizim az önce yapmış olduğumuz bir itiraftı. Çünkü Allah Teala itiraf eden kullarını sever. Bir günah işlediği vakit, bir şeyden el ayağı kesilip de aciz kaldığı vakit, onu elini açıp da itiraf edince bu Allah'ın hoşuna gider. Allah Teala bilir ki bu kul inat etmiyor. En azından kendi güçsüzlüğünü ifade sadedinde dua ediyor ve bunu itiraf ediyor. Ve Allah Teala böyle kullarına yönelirken hangi ismiyle yöneliyor? Esselam ismiyle. Zaten Esselam ismi olmasa değerli Müslümanlar, inanın bocalar dururduk şu hayattan. Yaşamaya bile kudretimiz kalmazdı. Ne zaman şu yolda yürüdüğümüz zaman düşecek gibi olsa Allah Teala'nın Esselam ismi şerifi bize yetişiyor. Ne demek biliyor musunuz Esselam? Her türlü eksiklik ve noksanlıktan beri olan, salim olan manasına geliyor. Her türlü eksiklikten beri olan, salim olan sadece bununla yetinmiyor. Kendisi eksiksiz, noksansız, kusursuz, başkalarını da kötülükten, meşakkatten, minnetten ve mihnetten, kusur ve afetten kurtaran, selamete çıkaran manasına geliyor. Şimdi Rabbimiz Allah Azimuşşan kusursuz. Ama Allah dışında kalan varlıklar kusurludur, acizdir, afettedir. Allah Teala geliyor, o kullarını alıyor, onlara yalnız kalmadıklarını belirtiyor.
Şimdi sende kusur mu var? Allah diyor sendeki o kusuru ben biliyorum. Namaz kılarken kırmış olduğumuz namazları yarım yamalak kılıyoruz, huşusuz kılıyoruz. Bin bir türlü düşünceler aklımıza geliyor. Yani kırmış olduğumuz namaz yarım yamalak, düzgün değil. Kusurlu, eksik, noksan. Ama dikkat edin, geçen hafta da söyledim. Esselam ismi orada devreye giriyor. Ne diyorsun namaz bittikten sonra? Allahümme entesselam. Ya Rabbi sen selamsın. Selam ne demekti? Başkalarını kusurdan kurtaran. Uminkesselamu. Selamet sendendir ya Rabbi. Bakın bu duayı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam farz namazlarında sürekli söylermiş. Ümmetine de söylemesini istiyor. Tavsiye ediyor. Çünkü sen bunu söyleyince itiraf ediyorsun. Ya Rabbi kılmış olduğum namaz görünüşte namazdı ama iç dünyamda bir namaz değildi. Ben salihler gibi namaz kılamadım. Ben peygamber gibi namaz kılamadım. Benim peygamberime benzemiş olduğum bir nokta vardı. Mihrap, seccade. Ya Rabbi onu da düzgün yapamadım. Ha o zaman orada Esselam ismi devreye giriyor. Allah diyor ki ben kusursuzum, noksansızım, eksik değilim. Ey kurum sen eksiksen, noksansan, yarım yamalak yaptıysan Esselam isimle seni oradan çıkartıyorum, seni selamete kavuşturacağım. İşte bakın bizi yürümüş olduğumuz yolda yalnız bırakmıyor. Şimdi sen bir yoldan yürüyorsun. O yolda sağdan soldan sürekli imtihanlar gelip sana vuruyor. Önünden geliyor, arkandan vuruyor. Acıları katkı ediyorsun. Hüzne boğuluyorsun, sıkıntılara düşüyorsun. Dertler seni gelip buluyor. Seni böyle çevre kuşatıyor. Allah diyor ki yürümüş olduğun yolda asla tek değilsin. Ey kulum bütün kusurlarına rağmen sen benim kulumsun yine. Ve ben seni bu yolda asla asla yalnız bırakmayacağım diyor Allah Azimuşşan. Onun için değerli Müslümanlar, Esselam isminin tecelli etmiş olduğu şu dünya hayatını iyi değerlendirmemiz lazım. Dünya hayatı güzeldir. Dünya güzeldir. Dünya çok güzeldir. Ahiretin tarlası olduğu için dünya güzeldir. Bütün acılara, meşakkatlere, belalara, hüzünlere, ağır ağır imtihanlara değecek kadar dünya güzeldir. Çünkü bu dünya hayatında Allah'a kavuşmanın yollarını Rabbimiz bize çizmiştir. Allah'a mı kavuşmak istiyorsun? Bunun yolu dünya hayatından geçiyor. Allah'ı tanımak mı istiyorsun? Bunun yolu dünya hayatında yaşamaktan geçiyor. Allah ile tanışıp bir münasebet kurmak mı istiyorsun? Bağlantı kurmak mı istiyorsun? Bunun yegane yolu dünya hayatıdır. Onun için dünya hayatı güzeldir. Yoksa dünya hayatının ne kadar rezil bir hayat olduğunu Allah Teala defalarca ayet-i kerimelerde defaatle söylüyor. Ama şu dünya hayatında yaşayıp da Allah ile ünsiyet kurduktan sonra bu dünya hayatı sana güzel gelmeye başlar. Çünkü değerli Müslümanlar, bu işin başka çıkar yolu yoktur. Allah dünyaya göndermiş olduğu insanlara kendini tanıtıyor ve onlara bir çağrıda bulunuyor. O dünya hayatına gelip de Allah'ı bulmak isteyenlere bir rota çiziyor. Hani bugün bilmediğiniz bir adrese gitmek istersiniz bir şehirde, açarsınız navigasyonu, oraya gireceğiniz adresin mahalleye sokağına kadar yazarsınız, git dediğiniz zaman o navigasyon size öyle bir rota çizer ki ok işaretiyle gösterir ve siz en kestirme yollardan gideceğiniz yere çarşaf bir şekilde gidersiniz. Hani böyle bir teşbihte bulunmak istemiyorum ama Allah Teala da aynı navigasyon gibi bize yol çiziyor bu dünya hayatında. Nereye gitmek istiyorsunuz? Biz cennete gitmek istiyoruz. Allah Teala diyor ki ne? Ey kullarım cennet sizin için bir mükafattır. Cehennem sizi korkutmak için değil, bir tedbir içindir. Ben tedbir olsun diye size cehennemi söylüyorum. Cehennemle sizi korkutuyorum ama cehennem de olmasa cennetin kıymetini bilmeyeceksiniz. Soğuk olmasa sıcağın kıymetini bilmeyeceksiniz. Soğuk sıcak olmasa soğuğun kıymetini bilmeyeceksiniz. Acıyla tatlı gibi. Biri birinin değerini bize gösteriyor. Acı bir şey yediğin vakit hemen tatlı bir şey arıyorsun. Yer yerde acıyı ararsın. Allah Teala diyor ki ne sana acısıyla tatlısıyla ben bir yol gösteriyorum.
Cenneti mi istiyorsun ey kulum? Evet. O zaman sana rotanı belirliyorum. Bu yoldan, bu yoldan geleceksin diye Rabbimiz Yunus suresi 25. ayet kerimede buyuruyor ki Vallahu yed'u ile daris selam. Allah sizleri darus selama çağırmaktadır. Cennet yurduna çağırmaktadır. Bu dünyada ezilmek, büzülmek var. Bu dünyada sövülmek var. Bu dünyada acı çekmek var, hüzünlere kalk olmak var. Eksiklik var, noksanlık var, kusur var. Ama Allah diyor ki öbür tarafta böyle bir kusur olmayacak. Çünkü oranın adı Darus Selam'dır. Selamet yurdudur. O selamet yurduna doğru buradan gelin diyor Allah Teala. Ve yehdi men yeşâ'u ilâ sırâtil mustakîm. Allah dilediği kimseleri veyahut da dileyeni, isteyeni sırat-ı mustakime yönlendirecektir, sevk edecektir. Yeter ki kul istesin, yeter ki kul adım atsın. Allah'ın istediği bu. Bir yere gitmek için yola çıkıyorsunuz. Cenneti arzu ediyorsanız geceden yola çıkacaksınız. Geceden yola çıkanlar, değerli Müslümanlar, gidecekleri menziline varırlar. 5 vakit namazla yola çıkanlar gideceği menzile varır. Allah'ı hakiki manada birleyen, tevhidi iyi bir şekilde bilen ve tağutlardan beri olan, Allah'ın sınırını aşan bütün sistemlerden beri olan bir kişi Allah'ın izniyle menzile doğru yola çıkmıştır. Yani gideceği, varacağı cennete doğru yola çıkmıştır ve elinde sonunda er ya da geç oraya ulaşacaktır. Allah buradan diye bizleri Darusselam'a çağırıyor. Siz bu yola çıktığınız vakit birçok eziyetlerle karşılaşacaksınız. Dişinizi sıkacaksınız diyor Allah Teala. Zorlanacaksınız. Yeri geldiği zaman Eyyub'un sabrını taşıyacaksınız. Yeri geldiği zaman Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın azmini taşıyacaksınız. Zorluklara güçlülüğünü, zorluklara güç yetirmesine katlanacaksınız. Onun bu özelliğini alacaksınız. Ama sakın ha sakın bu yoldan vazgeçmeyeceksiniz diyor Allah Teala. Darusselam'a doğru nedir? Yola çıkacaksınız. Çekilen çilelere aldırış etmeyeceksiniz. Belki yeri gelecek dişinizi sıkmaktan dişleriniz dökülecek. Ama siz yine sabredeceksiniz bu yola. 5 vakit namaza da sabredeceksin. Allah'ın emirlerine karşı da sabredeceksin. Allah'ın haram kıldığı şeylere de sabredeceksin. Bütün hayatını sabırla yaşayacaksın. Sonra Darusselam'a ulaşacaksın. Allah'ın selamet yurduna erişeceksin. Bu yolda ayağına dikenler batabilir. Hani bir zat diyor ya, ayağına batan dikenler aldırış etme. O dikenler ileride gül bahçesinin habercisidir. Bu dünyada bizler zorlanıyorsak ibadetlerde özellikle ve haramlarda, inşallah bunlar güzel günlerin habercisi olacak değerli Müslümanlar. Böyle bilelim. Değerli Müslümanlar, dünya hayatı Allah'a kavuşmak için bir fırsattır. Bunun için dünya hayatı güzeldir. Bu dünya hayatında ömür treni yola çıkmış. Ömür treninin içerisinde bir hayat taşıyor. Ömür treni hayat taşıyor. Bu ömür treni Darusselam'a doğru, cennete doğru gidiyor. Ve bu ömür treninin yolcuları hepimiziz. Hepimiz. Kullukta zayıf olan, ibadetlerini yerine getiremeyen, Allah'ın haramlarına müptela olan kişi bu trenin en zayıf yolcusudur. Tabiri caizse en arka sıralarda yerini alanlardır. Ama Allah'a hakiki bir şekilde ibadet eden, Allah'ı tanıyan, Allah'ı birleyen, seven ve onun yolunda gitmeye çalışan Müslümanlar, ayağına batan dikenlere, can kırıklarına sabreden Müslümanlar ise bu trenin en öndeki yolcularındandır ve kendilerine ikram edilenlerdir. Bu ömür treni yola giderken değerli Müslümanlar, bir hakikatin farkına varmamız lazım. Bir hakikatin farkına varmamız lazım. O da nedir? Zaman hızlı bir şekilde geçip gittiği gibi, zamanımız adeta buz kütlesi gibi eridiği gibi, esasen bizim en çok eriyen sermayemiz ne? Hangisidir? Ömür sermayemiz. Şimdi tüketim diyorlar. Ekmek tüketimi, erzak tüketimi, eşya tüketimi. Halbuki bilmiyorlar ki en büyük tüketim ömürdür. En büyük tüketim ömür. Gelen geceler, gündüzler hepsi bizim ömrümüzden bir gün daha nedir? Götürüyor. Bizi adeta buz kütlesi gibi eritiyor ama bunun farkında değiliz. Adam sofrasındaki ekmeğin eksildiğini biliyor.
Dolabında erzağının eksildiğini biliyor. Evindeki eşyanın eksildiğini biliyor. Ama ömrünün eksildiğinin farkına varamıyor. Farkına varamayan adam ömür treninin değerli Müslümanlar en zayıf halkasıdır. En zayıf yolcusudur. Halbuki biz Müslüman olarak, mümin olarak ömür sermayemizin kıymetini bilmemiz gerekirdi. Peygamber aleyhissalatü vesselam gibi hesap etmemiz gerekirdi. Sahabe gibi hesap etmemiz gerekirdi. Ondan sonra gelen nesiller gibi zamanın kıymetini çok iyi bilmemiz gerekirdi. Bir tane alimi yolda durduruyorlar, bir şey soracağım diyorlar. Alim diyor ki, güneşi durdur, ondan sonra sana cevap vereyim. Yani diyor ki, zaman akıp gidiyor, beni durdurma, işim gücüm var. Artık duracak zaman değil diyor. Şimdi aklımızı diğer şeyden başımıza alıp düşünmemiz lazım. Bizim geçen ömrümüz hayırla mı geçiyor, şerle mi geçiyor, sevapla mı geçiyor, günahla mı geçiyor, hakka hizmetle mi geçiyor, şeytana hizmetle mi geçiyor? Allah'ın mı dediklerini yapıyoruz, şeytanın mı dediklerini yapıyoruz? İnancımız ne, akidemiz ne, tevhidimiz ne, fıkhımız ne, ilmihalimiz ne? Bizim kafirlere karşı olan duruşumuz ne? Müslüman kardeşlerimize karşı duruşumuz ne? Bütün Müslümanların burnunu iyi bir şekilde öğrenip şöyle ellerini başının arasına alacak ve diyecek ki, ya Rabbi ben ne yapıyorum? Bunun bir hesabı var, bunun bir çizelgesi var dememiz lazım. İnanın değerli Müslümanlar, öyle insanlar var ki yaşı 40 olmuş, 50 olmuş, 60 olmuş, 80'ine merdiven dayayan insanlar var. Yahu bir gün oturup da ben ne yapıyorum demiyor. Veyahut da gençlik vaktinde olan gençler bir gün oturup da demiyor, ben Allah için ne yapıyorum ya. Hani her gece yastığa başınızı koyarken diyoruz, hani derler ya, bugün Allah için ne yaptın? Bugün Allah için ne yaptın sorusu, değerli Müslümanlar, insanın kendini avutması için sorulan bir sorudur. Çok boş bir sorudur, biliyor musunuz? Esasen bugün Allah için ne yapmadın diye kendine sorması lazım. Allah için ne yaptın dediğinde zaten birkaç tane amel yaptıysa onu zaten söyler. Ama Allah için ne yapmadın derse o kadar çok şey yapmadık ki. Kendimizi avutmaya gerek yok, kandırmaya hiç gerek yok. O kadar yaşlar ilerliyor ama Allah için ne yaptık, peygamber için ne yaptık, İslam için ne yaptık, din için ne yaptık, Darüsselam'a ulaşmak için ne yaptık, ömür treninin içerisinde neler neler yaptık, inanın Müslümanlar, değerli kardeşler, değerli abiler, böyle bir değerlendiremiyoruz. Böyle bir beşer olmaz, böyle bir kafa olmaz, böyle bir düşünce olmaz, böyle esasında Müslüman dahi olmaz. Bir zat diyor ki, her akşam yatağa uzanıp da yorganı başına çektiğim vakit sanki mezara giriyormuş da kıyamet sabahını bekliyormuş gibi Müslüman hissetmeli. Yorganı başına çektiğim vakit iyice karanlık oluyor ya. Öyle bir hale bürünmeli Müslüman. Mezara giriyorum. Hemen kalktığımda da veyahut da mahşere doğru veyahut da sabahı bekliyormuş gibi hissetmeliyim. Evet. Daha sonra diyor ki, sabahleyin kalkarken de mahşer sabahına kalkıyormuş gibi hissetmeli. Sabah olacak, mahşere yürüyeceğiz. Mahşerde hesap var, kitap var, sırat var, mizan var. Allah'a vereceğimiz herkesin önünde bir hesap var. İnciden inciye. Ve diyor ki, bunun hesabına Müslümanın bürünmesi lazım. Bugün hangi birimiz bürünüyoruz? Bizim toplumumuz şeriat terbiyesinden mahrum. Peygamber ahlakından mahrum. İslam'ın eğitiminden, denetinden mahrum olduğumuz için ne gecemiz belli, ne gündüzümüz belli. İnanın avara avara dolaşıp maalesef hiçbir şey yapamıyoruz. Ama Rabbimiz yine imdadımıza yetişiyor. Kur'an ayetleriyle bize tekrardan diyor ki, buradan gelin. Bakın önceki ayet-i kerimelerde Bakara suresinde muttakilerin özelliklerini anlattı, kafirlerin özelliğini anlattı, münafıkların özelliğini anlattı ve Allah-u Teala artık değiniyor. Artık bütün insanlığı kuşatacak bir şey açıklama yapıyor bize. Bu dünyada niye yaşıyoruz? Bu dünyaya niye geldik? Amacımız nedir? Nereye gidiyoruz? Esas gayemiz nedir? Allah-u Teala işte şu ayet-i kerimelerle artık bize anlatıyor. Ya eyyühennâs,
Ya eyyühen nâsu'budû rabbekum. Ey bütün insanlar, Rabbinize ibadet edin. Bu çağrı hepinize, insan olan herkese Rabbimiz bir çağrıda bulunuyor. Ey insanlar, Rabbinize ibadet edin diyor. Demek ki geliş gayemiz ortaya çıktı. Biz bu dünyaya sadece yeme içme davası için gelmedik, ekmek kavgası için gelmedik. Bizim bu dünyaya gelişimizin en birinci amacı ibadettir. İbadetin yanı sıra tevhiddir. Eğer Müslüman bunu bilmiyorsa çok çok sıkıntılardadır bu Müslüman. Önce geçen Müslümana da uyarıdır, Müslümana da uyarıdır, kafire de uyarıdır, münafığa da uyarıdır, müşriğe de uyarıdır. Zaten dünyada var olan insanlar bu dört sınıftan illaki bir yere girer. Bütün insanlığa çağrı yaparaktan diyor ki ibadet edin, ibadet edin. Değerli Müslümanlar, bu hitabın, ya eyyühennas hitabının Müslümanlara hitap etmeyini nasıl biliyor musunuz? Allah diyor ki Müslümanlara, ibadetlerinize devam edin, bu hitap size de. Sadece bu hitap kafirliğe yönetilmiş bir hitap değil. Sen de kendini insan yerine koyuyorsan, ki koyuyorsun, Müslümansın, ibadetine devam edeceksin. Hiçbir ibadetini, amelini küçük görmeyeceksin, bu ibadete gevşemeyeceksin. İbadetlerini yaparken de biz de bir şeyler yapıyoruz canım demeyeceksin. Şimdi bu hitap bize de gelmiş, bizden önceki selef-i salihine de gelmiş. Önceki salih nesillere de bu gelmiş, bize de gelmiş. Allah uyarıyor. Onlar ibadetlerde en üst zirvede olmasına rağmen Allah diyor ki ne? Üst zirveye çıktınız, sakın sakın aşağıya inmeyin. O zirvede kalmaya çalışın. Zaten zirveye çıkmak mesele değil. Önemli mesele zirvede kalmak meseledir. Allah diyor ki zirveye çıktığınızda aşağıya düşmeyin diyor o sahabelere, o nesillere. Biz yarım yamalak ibadetlerimize rağmen Allah diyor ki ne? Siz de gayret edin, gevşemeyin, çalışın. Bu hitap size de geçer, sizin için de geçerli. Şimdi bir önceki nesle bakıyoruz. Vallahi değerli Müslümanlar, tefekkür onlarda, takva onlarda, sabır onlarda, ibadet onlarda, gece namazı onlarda. Onların bazen hallerini okuyoruz. Ya Rabbi diyoruz, nasıl bir nesil olmuş bunlar? Ve biz onlarla kendimizi kıyaslıyoruz. Bazen yan yana bile gelemiyoruz. Bakın, tabiinden bir tane zat Dırar bin Damura el-Kinani. Bu zat Muaviye'nin yanına geliyor. Radiyallahu anh mecmain. Hazreti Muaviye'nin yanına geliyor. İçeriye giriyor, diyor ki Hazreti Ali, tabi Hazreti Ali şehit olmuş. Öbür tarafı irtihal etmiş. Muaviye radiyallahu anh diyor ki ey Dırar, bana Hazreti Ali biraz anlatsana, nasıldı? Kendimizi kıyas edelim Allah için ondan. Dırar diyor ki Hazreti Ali anlatıyor. Dünya ve süsüne karşı yabancılaşıp geceyle dost olur, ünsiyet kurardı. Dünya süsü, dünyadakiler hepsine yabancılaşırdı. Onların hiçbirini tanımazdı. Geceyle dost olur, ünsiyet kurardı. Zaten salihlerin en büyük hazinelerin almış oldukları yer neresi? Geceleridir. Geceleri ihya eden hızlı bir şekilde ilerler gider. Geceyi ihya edemeyen hızlı bir şekilde ilerleyip gidemez. Diyor ki zifiri karanlıkta adam gözetlemiş, bakmış. Çünkü salih insanların hayatlarına bakılır. Ne yapıyorlar, ne diyor, araştırılır. Diyor ki zifiri karanlığı olduğu zaman namaz kıldığı mihrabına giderdi, çökerdi, diz çöker, eğilirdi, avuçlarıyla diyor sakalını tutardı ve diyor hüngür hüngür ağlardı. Derdi ki ya Rabbena, ya Rabbena, ey Rabbimiz, ey Rabbimiz. Bunu derdim. Başka bir şey dirardı ki başka bir şey duymazdım ondan. Şimdi Allah ile, Allah senin içini bildiği için her şeyi diline dökmene gerek yok. Ya Rabbena dediğim vakit, salihler ya Allah, ya Allah dediği vakit içinden ne geçiyorsa Allah bildiği için dillerine dökmüyorlar. Hazreti Ali Efendimiz de ey Rabbimiz, ey Rabbimiz neler neler söylüyor acaba kendisine. İhtimal eksikliğinden bahsediyor, noksanlığından bahsediyor. İhtimal halifenin vermiş olduğu ağırlıklardan bahsediyor, kendi kendine bahsediyor. Allah ile konuşuyor. Bugün biz Allah ile konuşmuyoruz ha. Allah ile konuşmuyoruz. Allah ile konuşma o kadar çok tatlıdır ki. Diyor ki ey Rabbi, ya ey Rabbimiz, ey Rabbimiz derdim.
Sonra dünyaya döner de derdi ki ne? Beni aldattın, beni kandırdın. Dünyaya böyle söylerdi. Beni arzuladın. Vallahi diyor seni üç tarafla boşuyorum ey dünya. Çünkü diyor ömür kısa, senin sohbetin zevksiz, kıymetin az. Sonra diyor ki ah ah diyor ne yapacağım. Ah ah ne yapacağım diyor. Hazreti Ali Efendimiz ah ah ne yapacağım. Azlık az, yolculuk uzun ve yol ıssız. Ya Rabbi ben ne yapacağım? Kıyamete taşıyacağım azığım yok. Yol çok uzun. Bu işin kabri var, mahşeri var, hesabı var, sıratı var, amel defterinin verilmesi var. Yol çok uzun ve yol ıssız. Korkuyorum bu iman yolda gider ya Rabbi. Ölene kadar zaman uzun. Hazreti Ali Efendimiz bundan korkuyor. Şimdi değerli Müslümanlar biz ne yapacağız Allah aşkına? Biz düşünüyor muyuz ya Rabbi biz ne yapacağız acaba? Azık yok, namaz yok, niyaz yok, dua yok, yakarış yok, tevhidi gerçek manada algılayamıyoruz. Ne yapacağız biz? Biz de bu şekilde düşünmemiz lazım değerli Müslümanlar. Meşruh bin Abdurrahman var. Yine o değerli zatlardan. Hanımı diyor ki, vallahi meşruh, adamın adı. Vallahi meşruh her gecenin sabahını gece namazından dolayı ayakları şişkin olarak çıkardı. Sabah kalktı vakit ayakları şişerdi. 1-2 saat boyunca ayakta durduğunuzu farz edin. Nasıl ayağınızın altı ağrır değil mi? Taban ağrır, topuk ağrır. Sabaha kadar namaz kıldığı için sabah artık yatağına giderken ve dişine giderken ayakları böyle artık şişmiş. Vallahi diyor öyle geceler olurdu ki otururdum meşrubun arkasında, kocamın arkasında oturur. Onun haline acırdım, ağlardım diyor. Ağlardım. Ya bu adam kendini ne yapıyor böyle? Şimdi bu adamın derdi ne böyle gece mi sabah kadar ibadet ediyor? Darüsselam'a gitmek için, cennete gitmek için. Rabbinin rızasını kazanmak için. Gece uzar ve yorulursa namazını oturarak kılardı, asla namazı terk etmezdi. Namazını bitirdiğinde güçsüzlükten, acizlikten, yorgunluktan devenin yerde süründüğü gibi sürüne sürüne diyor yatağına giderdi meşru. Böyle ibadet eden zatlar vardı. Allah onlara da diyor ibadet edin. Bizim gibi yarım yamalak insanlar var. Allah diyor siz de ibadet edin. Şimdi bunlar cennete gidecekse biz nereye gideceğiz? Yarın öbür gün Allah Teala karşı bunlar diyecek ya Rabbi bize cennet ver. Biz ne diyeceğiz Allah Teala'ya? Nasıl diyeceğiz? Hangi yüzle diyeceğiz ya Rabbi sen bize cennet ver. Yani hiç mi selebe sahne bakıp da utanma bize gelmeyecek kardeşler, değerli Müslümanlar. Bizim ibadet anlayışımız çok değişmiş. Çok. Namaz kılıyoruz, riyakarlıklar içerisinde zorlamalarla namaz kılıyoruz. Oruç tutuyoruz ayıp olmasın diye. Hacca gidiyoruz, hele zaten haccımız tam bir fiyasko. Hacca gitmeden önce herkesin elinde kameralar, en lüks kameralar, en lüks telefonlar özel arıyor buradan. Ve de sipariş ediyor, ödünç arıyor. Adam hacca gidiyor, gitmiş olduğu bütün her yeri kamerayla çekiyor, 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 çekiyor. Başkasına veriyor, kendini çekiyor. Yani adam belgesel çekiyor, belgesel. Hacca gitmemiş bu adam, belgesel çekmeye gitmiş. Bu tam bir fiyaskodur, tam bir acizliktir, tam bir affedersiniz soytarlıktır, başka bir şey değil. İbadet gizli yapılır. Adamlar hacca gidip geldikleri zaman etrafındaki komşular adamın hacca gidip geldiğini bile bilmezlermiş. Nereye gittin ya? Birkaç aydır yoksun. Ya bir işimiz vardı da sefere gittim geldim derlermiş. Ama biz her şeyi fotoğraflıyoruz. Namaz kılarken fotoğraflıyoruz. Kabe'ye tavaf ederken fotoğraflıyoruz. Her şeyi. Birileri Kabe'nin önünde namaz kıldığı için alışkanlığımız namaz kılıyoruz. Şeytan taşlamaya gidince şeytan taşlamaya gidiyoruz. Mina'ya gidiyoruz. Arafat'a çıkıyoruz. Yani hepsini biliyor musunuz? Gösteriş. İbadet gizli olmaz mı? Bu Meşruh bin Abdurrahman rahimehullah diyorlar ki hacca gittiği vakit haçta kaldığında her gece haçta kalmış olduğu her günün gecesinde secdedeyken sabahlardan. Yani yatmak yok. Bir gün dahi yanı uzanaraktan veyahut da sırt üstü yataraktan yattığını görmedik. Her gece bakardık yatsı namazından sonra secdeye kapanır. Sabaha kadar öyle kalırdı. Nerede Meşruh bin Abdurrahmanlar, nerede bizim belgeselci Müslümanlar? Onun için Rabbimiz yeniden bir kez daha uyarı yapıyor.
Ey insanlar, Allah'a ibadet edin, Rabbinize ibadet edin. Hayatınızı tanzim eden, koruyan Rabbinize ibadet edin. O sizi de yarattı, sizden öncekileri de yarattı. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Eğer ibadet ederseniz umulur ki korunursunuz, umulur ki takvaya erişirsiniz diyor Allah-u Teala. Zaten takvaya eriştikten sonra Darüsselam'a da varmamız inşallah yakındır. İnşallah çok da fazla uzamaz bozulmaz. Rabbimiz kendisine ibadet eden kullarından biz eylesin inşallah. Allah-u Teala hayatını hayat olarak yaşayan kullarından biz eylesin. Hayatını boş beleş bir şekilde yaşayanlardan bizlere eylemesin. Rabbimiz sevdiği kullardan bizi eylesin. Allah-u Teala sevdiği kullarla bu dünyada birlikte olmayı, ahirette de birlikte olmayı ve en önemlisi Peygamberimizin etrafında olmayı bizlere nasip ve müyesser eylesin. İnşallah. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.